helal. Haluk abi yok mu? Yok, bugün erken çıktı. Toplantıdan sonra doğru eve gidecekmiş. Durumlar nasıl? Ne durumu? Kız mı erkek mi? Allah Allah, ne bileyim ben abicim ya. Daha 3 aylık. 4-4,5 ayda belli olur çocuğun cinsiyeti. Yengenin karnı karnı dik mi, yuvarlak mı, yassı mı? Nasıl ya? Ya ne bileyim ben abicim, dik mi, yuvarlak mı, yassı mı, oval mi, ne bileyim ben yani. Erkek olsun istiyorsan hallederiz. Henüz geç değil. Ne halletmesi oğlum? Bebek geliyor, bebek. Yengenin yediklerine göre değişir. Yanlış yerse kız olur. Nasıl yani? Erkek olsun istiyorsan yengeye tatlı yedireceksin. Sahi mi? Ayıp ediyorsun. Tatlı yiyen erkek, ekşi yiyen kız doğurulmuş. Yapma ya. Unutma. Tatlı erkek, ekşi kız. Atasözü bile var. Ye ekşiyi, çıkar ayşiyi. Ye tatlıyı, çıkar hakkıyı. Ye ekşiyi, çıkar ayşiyi. Ye tatlıyı, çıkar hakkıyı. Tatlılar, ayşeler, hakkılar. Çıkar ekşi, yok. Ye tatlıyı, çıkar hakkıyı. Ye tatlıyı, çıkar hakkıyı. Tatlı hakkı. O açıdan. Made in Turkey. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş gördük. Al bakalım. Oh 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 oh. Ya sen ne kadar güzel oldun ya. Tatil sana yaramış biliyor musun? Yok babacığım, her zamanki halim. Yok yok, ben fark ederim. Babalar fark eder. Sen büyümüşsün. Sen kocaman olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Sahi mi söylüyorsun? Sahi söylüyorum tabii. Meleğim benim. Ya ben televizyon seyretmekten herhalde ne kadar büyüdüğünü fark edemedim ha. Evet. Maç seyrederken pek bakmıyorsun yüzüme. Bundan sonra hep bakacağım. Bak. Bak bakıyorum. Bakayım. Bak bakayım bana. Dur bir daha bakalım. Bak. Neydi? Ye eşeği doğur Ayşe'yi, ye tatlıyı doğur Fatma'yı mıydı? Yok, erkek daha hakkıyı. Al şu boşları abicim, al. Saçma sapan konuştun, kafama allak bullak ettin yani. İnanmıyorum ben sana. Nereden çıktı şimdi bu? Unutma unutma. Erkek istiyorsan tatlı, kız istiyorsan ekşi. Kız olsun abicim, ne olacak? Ne fark edecek yani? Zaten gönül hep ekşi yiyor, tatlı yemiyor. Sen bilirsin. Zaten
Erkek adamın erkek çocuğu olur. Ama istersen bir formülle bu tatlı olayını halledebiliriz. Nasıl yani? Bir karışım hazırlayacağız. Yenge bir kaşık alacak. Erkek yolda. Ya git abicim sen git ya, kafamı karıştırma. Benim için fark etmez kız erkek. Ekşi tatlı. Tatlılar! Ekşiler! Girin, girin, girin! Git. Ne demişler? Ye ekşiyi, çıkar Ayşe'yi. Ye tatlıyı, çıkar Hakkı'yı. Tatlılar! Hüseyin, Hüseyin dur, dur, dur gitme. Dur, abicim hazırlayalım ya şu tatlıyı. Ne kaybederiz ki yani? Tamam, hazırlayalım. Tamam, ne yapacağız? Için değil, Victoria... Ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin. Peki sana ne söyledi? Bir şey öğrenmişler mi? Bilmiyorum. Ne bu böyle baba kız? Özlemişim kızımı be. Birden böyle görünce de gözüme çok büyümüş geldi, ne bileyim. Oğlum yok mu? Var. Nerede? Her zamanki yerinde. İnternette. Erkek çocuğu işte, gelip yüzümüze bakmıyor. Emre! Efendim? Oğlum gelsene buraya. Ne yapıyorsun yavrum orada? İnternetteydim anne. Oğlum geldim, hiç yüzüme bile bakmadın ha. Duymadım baba. İyi ki kızım var benim. Gelip soruldu babasına. Erkek istiyorum abicim ben. Erkek istiyorum ben ya. Erkek yapmak için ne gerekiyorsa yap. Sakin, sakin. Hallederiz. Ne yapacağız peki? Hallederiz. Bak şimdi, bakkal Lütfü'ye gideceksin. Bu işin profesörü o. Yapma ya. Bu formülün aynını Nalbuğ Cevdet'e de uyguladı. Ne alacağız abicim? Dediklerimi alacaksın. Yaz. Bir kavanoz bal. Bir kavanoz bal. 100 gram tahin. Tahin. 100 gram pekmez. 100 gram pekmez. 100 gram. Yaz dedim, yaz, yaz. Tamam, tamam, yaz. Yazıyorum. Yazıyorum. Zaten kızlar babalarına daha düşkün olurmuş. Vallahi duymadım baba ya. Laf söyleme benim oğluma. Sorma anne ya. Zaten bu evde hep erkek çocuğuna ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor. Kim demiş onu? Benim yakışıklı oğlum. Gel bakayım sen buraya. Şöyle affedelim bari. Peki gel yanıma. Gel gel gel. Gel, hoş. Gel hadi affettim sen. O zaman kızımı bana vereceksin. Yok öyle ya. Havuç kafam benim. Bu ne lan? Bu göbek ne? Bu göbek ne? Bu sende de var. Ben babayım oğlum. Allah Allah. Bu ne? Bir şey yok ki ya. Var var şuna. Büyüyorlar babası, büyüyorlar. Şu bayram tatili yarı yıl tatilinin içine girdi ya. Sinir oldum. Neden? Ekstradan tatil yapacaktık. 9 gün çarçur oldu. Oğlum, bari siz çalışın. Büyükler yeteri kadar tatil yapıyor. Yok bayram, yok seyran. Bu tatiller yüzünden okuma yazma öğrenemeyen çocuklar var ya. Peki bayramda biz ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Buradayız. Bayram bu. Bize gelenlerle bayramlaşacağız, fakir fukaraya et dağıtacağız. Dağ kayak yapmaya falan gidemez miyiz yani? Neden? Kestiğimiz kurbanın etlerini ayılara mı vereceğiz? Kayak yaparız baba. Ana, gideceğiz dağa, tırmanacağız saatlerce, ondan sonra kayıp düşüp bir yerimizi kıracağız, üstüne bir de para vereceğiz. Baba baba baba. Tam 9 gün tatil var Haluk. Zaten tatil yaratmakta üstümüze yok. Sanki çok çalışıyormuş gibi 2 günde bir tatil. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Hoş bulduk. Ne haber oğlum? Ha? İyiyim. Hoş merhaba. Geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun buyurun, daha yeni oturduk zaten. Hadi evet. Bir şeyler yiyelim. Geçin geçin. Hadi, kaynananız seviyormuş size. Ay aslında benim canım daha çok böyle ekşi şeyler istiyor. Ne? Otur işte bak, çok güzel çorba var. Bol limonla sıkarız, içersin. İçeyim bari. İçme hayatım, içme. Aa, neden? Dergide okumuştum ben. Çocuğun sağlığı için zararlıymış Ayşe. Ekşi, limon. Limon çocuğun sağlığına zararlıymış. Evet.
Saçmalama Selami. Ben Duygu'ya hamileyken dünyanın limonunu yemiştim. Ne? Sen yeme hayatım. Sen yeme. Sen bunu ye hayatım. Al ne olursun. Ay yine mi bunu çıkardın Selami? Selami o ne? Bal abicim. Akşamdan beri tutturdu bunu ye diye. Canım istemiyor diyorum anlamıyor. Oğlum ver biz yiyelim. Ben acayip anlarım baldan. Ne balı bu? Fethiye mi? Hayır abicim. Bunu sen yemezsin. Bunu gönül yiyecek. Saçmalama Selam. Versene yesin insanlar. Canları çekti. Bırak. Olmaz hayatım. Olmaz. 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 Bu özel bir bal. Bunu hamile kadınların yemesi lazım. Bunu sen yiyeceksin. Bir dakika. Konuyu dağıtmayın. Sahi siz ne konuşuyordunuz böyle? Babam bizi tatilde nereye götüreceğini anlatıyordu. Hayır hiç alakası yok. Yalan söylüyor. Hayır söylemiyor. Kızım o kadar sevdim seni. Bugünden körlük yapma. Hadi geçin oturun. Tabak getireyim size. Hadi ben de yardım edeyim. Buyurun. Vallahi kaçmaz bu tatil. Hükümet pazartesiyi de kattı. Gidelim bir yerlere. Gidelim hayatım. Vallahi 9 gün çekilmez burada yani. Gidelim Gönül. Hem senin için de iyi olur. Hamilelerde kayak yapabiliyor muydu? Normalde yapamıyor da dominant teyze yapar. O buz dansı bile yapar. Yapar abiciğim. 9 günlük tatil var. Al hayatım bal ye. İstemiyorum Selami. Sonra yersin. Ya kardeşim bu memleket adam olmaz ya. Çalışmamak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Eylül'de piyasalar okullar açılıyor. Bir ay çalışıyoruz. Hop Ramazan. Herkes oruçlu, herkes sinirli. Sonra bayram. Ondan sonra yılbaşı. Ondan sonra gene bayram. Hükümet de sağ olsun 2-3 günlük tatili 9-10 güne çıkarmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Cebren ve hileyle 9-10 güne çıkıyor. Tabii rahat. Ne güzel dinleniyoruz işte abicim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz niye dinleniyoruz onu anlamıyorum. Biz çalışmıyoruz bir kere. 2 ay sonra da yaz tatili gelecek. 2 tane de Irak krizi patlak verdi mi bitti gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya böyle zamanlarda esas çalışmamız lazım bizim. Çalışmamız lazım. Hazır daha kriz mriz yok. Çalışalım ya. Arılar gibi. Karıncalar gibi. Lafı değiştirme Haluk. Daha kayak yapmaya gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz onu söyle. Gitmiyoruz. Neden gitmiyoruz abiciğim? Mis gibi temiz hava, yürüyüşler, karlar çok iyi gelir. Evet abiciğim çok iyi gelir. Tutuşuruz seninle el ele Haluk. Tayyip Erdoğan'la eşi gibi yürürüz karların üzerinde. Ne kadar romantik. Ya bir dakika aramızda kayak yapmasını bilen var mı? Yok. Yok. Canım öğreniriz. Nereden öğreneceğiz? Ne hoca tutarız. Yani Meltem sen tutarsın biz de seni kenardan seyrederiz tabii. Baba. Elini adamı benim karımın orasını burasını tutup kayak öğretecek. Ben de ortada erkeğim diye dolaşacağım öyle mi? Ana. Sen hiç hayal kurma yok öyle şeyler. Anlaşıldı. Babamın bizi bir yere götüreceği falan yok. Ben en iyisi bilgisayarımın başına gideyim de sanal alemde kayak yapayım. Git oğlum. Babana kalsa sanal olarak bile kayamazsın. Kaymasın. Bir şey de eksik olsun. Sosyeteler sizi. Ben de gidip kitap okuyayım bari. Kayak kitabı. Oku kızım. Zaten çok gezen değil, çok okuyan bilir. İyi geceler anne. İyi geceler güzel oğlum. İyi geceler babacığım. İyi geceler avuç meleğim. Bana güzel canım. Tatilin tadını çıkartın. İyi geceler anneciğim. Size de iyi geceler. Bakalım. İyi geceler baba. İyi geceler. Çocuklar da pek bir iyi bu aralar. Kardeş gibiler. Ya eskiden kedi köpek gibiydiler. Bak gördün mü işte abicim? Çocuk erkek oldu mu nasıl sahip çıkıyor ablasına ya? Ay saçmalıyorsun Selami. Neden hayatım? Ay tutturdu erkek çocuk olsun diye. Sinirlerimi tepeme çıkarıyor vallahi. Yok canım. Sağlıklı olsun da hiç fark etmez yani. Ha erkek olmuş ha kız olmuş. Öyle değil mi abicim? Tabii fark etmez. Ama yine de erkek olsun. Olabilir tabii yani. Erkek olsun madem fark etmez. Erkek olsun. Neden erkek istiyorsun Selami? Yani ne bileyim, lafın gelişi söyledim. Kız da olur tabii. Yok hayır. Mantıklı bir sebebi olmalı. Neden? Ha? Söyle hayatım, yabancı yok burada. Söyle neden? Hayatım ne bileyim yani... Mesela soyadımı devam ettirmesi için. Doğru. Ay Selami gören de seni Abdülmecit torunu zannedecek. Soyadıymış. Ay o kadar önemli mi canım senin soyadın? Hayır sordun diye söyledim hayatım. Oğlum erkek çocuk iyidir. Sen beni dinle ya. Bir kere bak erkek çocuk sen yaşlanınca sana bakar. Kız çocuk öyle mi? Kız çocuk yarın öbür gün evlenip koca evine gidecek.
Bu arada evlilikten bahsetmişken bizim Duygu'ya bugün alıcı gözüyle bir baktım. Bayağı büyümüş, yakında evlenecek, haberin olsun. Ne diyorsun sen ya? Kız çocuklarla erkek çocukların artılarını eksilerini konuşuyorduk biz. Hadi şey yapalım. Kız çocukla erkek çocuğun artılarını eksilerini yazalım. Hangisi daha fazla çıkacak? Saçmalamayın lütfen. Araba mı alıyorsunuz ya? Biri hava yastıklı, biri klimalı. Hangi devirde yaşıyoruz? Kadınla erkek arasında fark mı var ki çocuklar arasında olsun? Acaba biz erkeklerin yaptığı her şeyin tamamını yapıyoruz. Hayır, fazlasını yapıyorsunuz. Sizde bu dil varken erkekleri ezip geçiyorsunuz. Ezeriz tabii. Ben ezerim yani, bilemiyorum. Ezer abicim, ezer. Al hayatım, ye ez. İstemiyorum Selami. Versene oğlum şunu yiyelim. Olmaz abicim. Peki, söyle Haluk. Sen hangisini daha çok seviyorsun? Duygu'yu mu, Emre'yi mi? Nasıl yani? Oğlunu mu daha çok seviyorsun, kızını mı? Ha. Duygu'yu. Emre aslında. Ya sen ne biçim soru soruyorsun ya? Terledim burada. Haklısın. Çok saçma bir soru. Çünkü ikisini de aynı seviyorsun. Haluk. Efendim? Al abicim, ye şunu. Ver, sabahtan beri canım çekiyordu zaten ha. Oh. Ne var bunun içinde? Neler yok ki? Bal, yumurta, soğan cücüğü, fındık, fıstık, dereotu, maydanoz. Bizim Hüseyin hazırladı. Ya. Ne işe yarıyormuş? Hamile kadın yerse çocuğu erkek oluyormuş abicim. Ana. Ya. Ye. Ha, ye. Ye, belki erkek olur oğlum. Güzel. Ye. Oo. Tamam, yeter. Yeter. Ver. Yeter, çok yedin. Ne soracağım? Ters etki yapmaz değil mi? Yapsın abicim, olsun. Erkek adamın erkek çocuğu olur. Ay Selami, inanamıyorum yani. Senin gibi okumuş etmiş bir adamın bu devirde böyle şeyler yapmasına inanamıyorum. Hala kız çocuk erkek çocuk. Ama hayatım öyle etkili konuşuyor ki. Ye ekşiyi, çıkar Ayşe'yi. Ye tatlıyı, çıkar Hakkı'yı. Arkadaşlar biliyorsunuz Çaycı Hüseyin her türlü macunu biliyor ama kendisinin iki kızı var. Kim bilir kaç kilo tatlı yedirmiştir Emine'ye. Ayrıca bakkal Lütfü'nün de iki kızı var. Evet, ben de bu arada öğrendim. Nalbur Cevdet'in de iki kızı varmış. Ya ne soracağım sana? Biz kurban olayını ne yapacağız? Ha. Ya. Evet, ne yapacağız ya? Ay verelim bir hayır kurumuna, kessinler. Evet, en iyisi o. Hayır kurumu. Olur mu öyle şey? Arka bahçede keseriz. Yakarız mangalı da cızır cızır. Saçmalama Haluk. Bahçede olur mu hiç? Kurban keseceksen sağlıklı bir şekilde keseceksin. Evet abicim ya. Ne o öyle? Yol kenarında bahçede kurban mı kesilir? Belediyenin gösterdiği yerler var. Orada kessinler. Okudum ben. Kurbanların veteriner kontrolü de kesilmesi gerekiyormuş. Öyle bahçede filan olmaz. Ne o öyle kör bıçaklarla? Yazık hayvanlara. İyi de hayvanın böbreğini ne zaman yiyeceğiz? Ay neresini istiyorsan al getir eve, pişiririz. Sen neresini istiyorsun? Ben hiçbir yerini istemiyorum Haluk. Ben et yemiyorum. Ben en çok kavurmayı seviyorum. Hani böyle kavuruyorsun ya, yanına da bir çoban salata. Kalk Selam, benim canım kavurma istedi, kalk. Ne? Kavurma mı dedi? Evet. Kavurma dedi. Eyvah, kavurma dedi. Hayatım ben şimdi nereden bulurum kavurmayı ya? Artık bilemiyorum nereden bulursun. Bizim köşede nöbetçi kavurmacı var, fırla. Ne komik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Merhaba. Nasılsın gelin? Hoş bulduk canım. Teşekkürler. Biz de çıkmak üzereydik müzeye. Daha biz yeni geldik ayol, nereye gidiyorsunuz? Gönül'ün canı kavurma çekti de tabii hata bizde. Çünkü kurbandan söz ettik. Çok iyi. Biz de o iş için geldik zaten. Hayırdır baba? Ne yapıyorsunuz bu kurban işini? Keseceğiz bir tane. Biz de. Daha doğrusu bir hayır kurumuna bağışta bulunacağız. Onlar bizim adımıza kesecek babacığım. Ay en iyisi o. Tebrik ederim valla. Hem buralarda kessen bile dağıtacak insan bulamıyorsun. Evet, herkes aynı insanlara veriyor. Bir anda insanların evi et doluyor. Diğer tarafta ihtiyacı olanlara bir parça bile gitmiyor. Kesinlikle doğru. Koç mu keseceksiniz? Evet. Biz de. Boş verin koçu. En iyisi danaya girelim.
O ne demek? 7 kişi birleşelim bir büyük dana alalım. Bak daha ekonomik olur hem de yağsız olur. Kavurma da yaparız. Yine kavurma dediler, gidelim Selami. Tamam, tamam. Bizim için fark etmez. Babacığım siz de hayır kurumuna verin. Hem onlar belediyenin gösterdiği yerde kesiyor. Olmaz! Hayır! Ben keserim! Ay saçmalamayın Kemal Bey! Ne demek saçmalamayın? Benim üstüme dana kesecek bir adam tanımıyorum. Ya. Hayır sen kesme işlem ne anlarsın? Ne demek ne anlarsın ya? Ulan benden iyi kim anlar dana kesmesini? Aa delirdin galiba sen. Horoz mu zannettin bunu ayol? Dana kesiyorsun dana! Ben keserim, ben keserim. Işıklar, inanmıyorum. There's so many tatils in this country. Meri Hanım diyor ki sizin ülkenizde ne kadar çok tatil var böyle. Öyle. Biz çok çalışır, çok dinleniriz. Biz dinlenirken yorulur, gene dinleniriz. Well, okay, let's work this pazar etesi. Bu sene çok tatil yapmak. Meri Hanım diyor ki pazartesi çalışalım mı? Bu sene nasıl olsa çok tatil yaptık. Ben çalışırım. Hayır, ben de çalışırım ama bankalar kapalı, iş yerleri kapalı. Çalışıp da ne yapacağız? Selami doğru söylüyor. Tek başımıza çalışamayız ki. Boy, boy. We can work, but everywhere is closed. Oh, I mean, great, great. I mean, are we gonna work or not? What is this? We wanna work, but everywhere is closed. It's tatil. I can't believe it's happening. Gel abi. Ne oldu abicim? Yedi mi yenge? Hayır abicim, Haluk yedi. Ne? Haluk abi mi? Evet. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Haluk abi. Ha? Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bırak bir çay da içelim hadi. Ters tepki yapmaz inşallah. 40 yıllık delikanlı Haluk abiyi kaybetmeyelim. Hüseyin sen ne yapıyorsun tatilde? Çalışıyorum Haluk abi. Ne demek çalışıyorum ya? Han kapalı değil mi? Bizim Şükrü'yle beraber kasaplık yapacağız. Kurban olayı yani. Ana sen anlar mısın o işlerden? Ayıpsın abi. Zamanında az boğa kesmedim ben. O boğaları sen mi kesiyordun? Tabii. Şükrü yıkıyordu boğaları ben kesiyordum. Şükrü yıkıyordu boğaları ben kesiyordum. Hiç boşuna uğraşma. Bu sene artık eskisi gibi olmayacak. Öyle mahalle aralarında, bahçelerde falan kesim yapılmayacak. Yok abicim. Belediyenin gösterdiği yerler var. Oralarda keseceksin. Yasak öyle mahalle aralarında falan kesmek. Ben anlamam. Ben keserim. Kasaplar, kurbanlar, kasap! Burada kesti sanki ya. Tatilde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Belli değil. Nasıl belli değil? Tam 9 gün tatil var ya. Evet 9 gün tatil var ama bizim evde de Haluk var. Ay aslında tatilde nasıl yorgunluk biliyor musun? Valiz yapacaksın. Oraya gidip otelde boşaltacaksın. Tatil bitiminde tekrar toplayacaksın. Eve gelecek tekrar boşaltacaksın. Yıkayacaksın, ütüleyeceksin. Ay gönül içime fenalık getirdin. Ha? Evet ya gitmeyelim tatile filan. Selami. Bak şimdiden söyleyeyim. Sakın öyle light erkeklik yapıp başıma tatil falan açma falan olacaksın ha. Benim karım hamile abicim. Canı tatil çekerse gideriz. Ne yapacağız? Light erkeksin oğlum işte. Meri Hanım'ın bugün masajcısı gelecekmiş. Öyle tatilinde rahatsız edilmek istemiyor. Masajcı mı? Anlamadım. Amerika'dayken her öğlen gelirmiş. Şimdi burada biriyle anlaşmış. Arada bir gelip masaj yapacak. Bu var ya yakında odasına jacuzzi de kurdurur ha. Amerika'da abicim bu. Canı isterse jacuzziye girer, canı isterse ırağa girer. Ben artık odama gideyim de toparlayayım işleri. Tatil de girecek araya öyle kalırım valla. Tamam hadi. Ya Meltem, ne diyorum biliyor musun? Ne? Şu Yasemin'e gitsem tatile ne kadar güzel olur değil mi? Yasemin seninle bir yere gitmez Engin. Kıza verdiğin hiçbir söz tutmadın. Biliyorum. Neden öyle diyorsun o zaman? Sen bir konuşsan diyorum. Dünyada olmaz. Yap bir kıyak be Meltem. Asla yapmam. Ama neden? Çünkü sana güvenmiyorum Engin. Boyun pasın devritsin inşallah sen. O beygirlerin altına kalasın inşallah. Ne oldu Emine abla? Ne olacak? O prezente bulan Hüseyin'e
şeyden bahsediyorum kendi kendime. Ne yaptı yine? Bir şey yapmadı. Asıl problem de bu zaten. Bayram geldi, hiçbir şey yapmadı. Bir isteğin var mı diye bile sormadı. Çocuklara bir bayramlık bile almadı. Kaç senedir anam babamı görmüyorum ben. Beni bir köye bile götürmedi. Ne oldu abla? Gene Hüseyin abi. Var ya, Hüseyin abi de Erol Taş gibi adam he. Erol Taş onun yanında Hulusi Kentmen gibi kalır. Ya Meltem yapma, vallahi çok değiştim. Eskisi gibi değilim artık. Sana güvenmiyorum Engin. Ya iyi ama tek başıma mı gideyim tatile? Hani şöyle Yasemin'i alıp Selçuk Bey'den uzak güzel bir tatil yapmak benim de hakkım değil mi ya? Kolay gelsin. Merhaba Selçuk Bey. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Tatilde ne yapıyorsunuz? Vallahi görünüşe göre buradayız Selçuk Bey. Siz ne yapıyorsunuz? Ben tatile gitmek istiyorum ama yalnız gitmek istemiyorum. Bir arkadaş bulursam gideceğim. Aa, Engin de aynı durumda. O da bir arkadaş bulursam giderim diyordu. Ne? Sahi mi? Merhaba uşaklar. Ne oldu İsmail Bey? Mühim değil, mühim değil. Efendim söylesenize ne oldu? Uşaklar, sabah buraya gelirken arkadan bir hatun gördüm. Nasıl boylu postu? Öyle güzel ki Fashion TV'dekiler gibiydi de. E'si takip ettim. Uzun süre peşinden gittim. Sonra? Sonra yanaştım yanına. Dedim yavrum seni gideceğin yere götüreyim de. O ne dedi? Donde arkaya bir baktım. Sakallı bıyıklı erkekmiş de. Ondan sonra seni de hatırlamıyorum uşağım. Anlıyorum evet. Merhaba Meri Hanım. Masa üstünüz evet. Değil mi? Ben yardımcı olayım bir saniye. Şöyle buyurun. Uy. Bu kim? Meri Hanım'a masajcı geldi İsmail Bey. Nasıl yani? İş yerinde masaj mı yaptıracak? Şey, Amerika'da çok yaygınmış. Adamlar boşuna süper güç olmamış da. Böyle masajcı bana da gelsin. Ben de süper güç olurum. Değil Irak'a, Çin'e bile girerim de. Üzülme Emine abla. Biz Hüseyin abiyle konuşuruz. Evet, kırmaz bize o. Kırar. Her şeyi kırar. Çok kırıcı bir insandır kendisi. Öyle deme. Aslında Hüseyin abi çok iyi bir insan. Altılıyı tutturduğunda bana cep telefonu alacak. Beni de yıllarca böyle kandırdı o presentable ayı. Hadi ağlama Emine abla. Bana yardım et tek ek yapalım. Birazdan arkadaşlarım gelecek. Ne? Arkadaşlarım mı gelecek? Evde olmazsan sevinirim Emre. Kusura bakma abla çıkamam. Biraz işim var. İnternette yani. Hadi gel Emine abla, biz de mutfağa geçelim. Gidelim. Sen horlar mısın Engin? Kim? Ben mi? Yo, horlamam. Tamam o zaman, aynı odada kalabiliriz. Bence de, bence de. Zaten aynı odada kalın canım. Boşu boşuna iki oda parası vermeyin. Tabii tabii, tek kişilik odalar çok pahalı. Öyle değil mi Engin? Öyle efendim. Hatta dosyaları da yanımıza alalım, akşamları bakarız. Tatili bedavaya bile getirebiliriz. İsterseniz animatörlük yapalım efendim. Üstüne para bile alırız. Çok iyi fikir. Ben okuldayken çok palyaço olmuştum. Aferin Engin. Çok yakışıklı oldum be. Şu saçlara bak. Ablamın arkadaşları bana bayılacak. Tom Cruise'a benzedim. Selami hadi ölüyorum açlıktan. Tamam tamam üşüyorum. Biz yemeğe çıkıyoruz. Tamam. Cepler yerimizde. Uy Yasemin Hanım. Şu masajcıdan yarın bir tane de öğlende bana göndersinler de. Kaç paraysa veririm ha. Tabii İsmail Bey. Ben sizin adınızı vereyim. Yarın göndersinler bir masajcı. Uy yarın mı dedin? Evet. Yarın demediniz mi? Yarına kadar gözüm uyku girmez de. Ha bu gelin bana da masaj yapmaz mı? Hayır İsmail Bey. Onlar randevuyla çalışıyor. He tamam.
İsmail Bey, sizin odanız bu tarafta. Uy, karıştırdım onu da. Ben gideyim de ağzımı bir bakayım alayım. Her tarafını fis fisleyeyim. Yarın masajcı gelecek, değil mi? Ay kızlar, o kadar heyecanlıyım ki. Sevgililer günü geliyor. Neden? Ben çok büyük bir sürpriz bekliyorum. Sürpriz mi? Aa, ne sürprizi? Vallahi orasını ben değil, Burak bilir. Bana bir gül alsa yeter. Tabii ki yeter. Ama hatırlasanıza, Burak geçen sene bizim parktaki bütün banklara seni çok seviyorum yazmıştı. Ay ne romantik. Çok güzel. İnsan! Lan bir dönüp bakın be! Kızlar biraz daha kek alır mısınız? Yok sağ ol, teşekkür ederim. Hey, senin arabayla gidelim Engin. Benim araba çok benzin yakıyor. Yolluk da alın yanınıza. Yollarda aç kalmayın. Evet, su başı olup piknik de yaparız. Çok iyi fikir. Yani parasından değil de ben... Yıllarda yemek yemeyi sevmem. Sevgililer günü bence yılın en önemli günü. Evet, bence de. Kızlar, en iyisi biz odaya gidelim. At merkeze gitmeyecek miyiz? Gideriz daha erken. Konusunda çok şanssızım ya. Abla abla değil ki kıyak geçsin. Çocuklar nerede? Duygu arkadaşlarıyla geziyor. Emre de herhalde onların peşindedir. Tatilde evde oturmayacak galiba bunlar. İstersen bakma. Haluk. Heh. Eşyaların yerini değiştirelim mi? Onu koşarken hiç görmedim. Neden? Sıkıldım. Allah Allah, rahat bıraksana eşyaları ya, ne güzel oturuyoruz işte. Olmaz, çok uzun zamandır böyle zaten. Ne alakası var? Sen de uzun zamandır böylesin, ben seni değiştiriyor muyum? Ben kendimi değiştiriyorum hayatım. Kuaföre gidiyorum, değişik şeyler giyiyorum. Peki yer değiştirdiğin oluyor mu hiç? Nasıl yani? Yani eteği yukarı, kazağı aşağı giydiğin oluyor mu? Haluk, laf salatası yapma. Alt tarafı koltukların yerini değiştireceğiz ya. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Eski köye yeni adet getiriyorsun ha. Hadi Haluk, kalk. Kalk, 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 kalk. Alt tarafı şunun ucundan tutacaksın ya. Bak bayram geliyor, evimize gelen giden olur. Hadi kalk, değişiklik olsun, hadi. Ne yani, koltukları böyle görürlerse bayramlaşmayacaklar mı bizimle? Ha, tut şunun ucundan dedim, hadi. Hadi. Dur, dur. Hadi. Bir, iki, üç. Haluk, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Gel bir doktora gidelim de. Al 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 al. Tamam dur Haluk. Ay ay. İyi misin? İyiyim iyiyim. Acımıyor. Ama bütün bunlar hep senin yüzünden Meltem. Ay ay. Canım ben nereden bilirdim senin koltuğu kaldıramayacağını? Oy. Oy. Yavaş yavaş. İş. Uy. Ani hareket yaptım ondan. Yoksa bu koltuğun ağzını yüzünü kırardım ben. Hey. Bunlar hep senin spor yapmaman yüzünden oluyor Haluk. Ne alakası var ya? Sen koltukların yerini değiştireceksin diye ben milli takımı gibi kampa mı gireceğim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Canım. Geçmiş olsun. Selam, sağ ol. Evet. Geçmiş olsun Haluk. Eyvallah, sağ ol. Abicim. Ha. Geçmiş olsun. Sağ ol kardeş. Nasıl oldu peki?
nasıl olacak? Meltem ne güzel yerinde duran koltuklardan sıkıldı, yerini değiştirelim dedik. Spor yapmazsan böyle olur Haluk. Evet abicim, spor yapacaksın. Yoksa bir koltuk karşısında ezilip iki büklüm olursun, ha böyle olursun işte. Ya ne alakası var? Herkes spor diyor ama bir kişi de şu kadın niye koltukların yerini değiştirdi demiyor. Allah Allah. Hırsızın hiç mi suçu yok yani? Gönül hadi gel biz eczaneye kadar gidelim. İyi olur, ben de biraz yürüyüş yapmış olurum. Tabii yürüyüş yapmak lazım, spor yapmak lazım, eğilip kalkmak lazım ama neyse. Neyse, bilemiyorum yani. Spor yap abicim, spor. Oturdun kaldın şu televizyonun karşısına ya. Oğlum sen var ya, sen hakikaten light bir erkeksin. Sen köpekli bir erkeksin. Ay. Hep kadınların tarafını tutuyorsun. Sen yakında feminist de olursun. Sen de bir koltuğu bile kaldıramayan güçsüz bir erkeksin abicim. Oğlum ani hareket yaptık diyoruz. Kalk şu kapıyı aç, hadi. Hadi, donguldama. Siz nereden çıktınız be? Duyduk geldik. Geçmiş olsun Haluk abi. Geçmiş olsun. Sağ olun çocuklar. Sana yardıma geldik abi. Nasıl bir yardımmış bu? Bel tutulmasının tedavisi var abi. Neymiş o? Çekeceğiz. Ha çekeceksiniz. Evet. Küçük bir hareketle halledeceğiz işi. Hastayı yere alalım Şükrü. Alalım abi. Haluk, abicim saçmalama, ne yapıyorsunuz ya? Haluk kendine gel ya. Selam, sen karışma. Ben biliyorum bu yöntemi. Belimi bir çekecekler, hiçbir şeyim kalmayacak. Hey. Dur, yavaş, aman. Yahu ne yapıyorsunuz? Adamın boyunu uzatacaksınız ya. Stres yapma Selami abi. Siz biliyorsunuz değil mi bu yöntemi? Tabii abi. Oo, Hüseyin abi var ya, bu yöntemle kaç kişi ayağa kaldırdı? Sedye'de gelenler artistik patinaj yaparak gittiler abi. Başlıyorum abi. Hadi başla. Hey. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım abicim ya. Kıracaksınız adamı. Sen lightsın oğlum, bir şey anlamazsın. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Bel çekiyoruz Kemal amca. Ne? Bel mi çekiyorsunuz? Geç bakayım oradan. Bel böyle mi çekilir ya? Ben yıllarca bel çektim. Bu işi benden iyi kimse yapamaz. Selami geç bakayım yavrum şöyle. Nereye çekiyorsun? Geç bakayım ayaklarına geç. Şuraya mı? Damat hiç merak etme. Birazdan ben seni Süreyya Ayhan gibi koşturarak çıkaracağım buradan. Çek şimdi. Çek bakayım, çek bakayım. Bir daha çek bakayım. Gördün mü? İşte böyle ben çekiyorum. Çek bir daha. Kopacak adam ya. Hayır hayır, ben yerine geliyor, yerine. Hadi 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 hadi. Baba ne yapıyorsunuz? Ben çekiyoruz, görmüyor musun kızım? Hemen hastaneye götürelim. Hadi hadi çek çek çek. Bir kere daha, bir kere daha çek. Baba çek. Ne yapıyorsun? Ama bir şey oldu. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Böyle bir şeye nasıl izin verirsin? İnanamıyorum sana. Ya ben duymuştum böyle bel çekme diye bir şey, ondan. Bel çekme diye bir tedavi olur mu Allah aşkına? Ne dedi doktor? Az kalsın sakat kalacaktın. Ben dedim ona.
Tehlikeli dedim ama dinlemedi. Sen sus Selami. Seni de biliyoruz. Ye tatlıyı çıkar hakkıyı. Tayyipciğim doktor ne dedi sana? İki gün yat hiçbir şeyin kalmayacak. Bak iki gün saçmalama hiçbir şeyin kalmaz. Yok. Artık ömür boyu kalkamayacağım bu yataktan. Kalkacaksın hayatım. Daha bayramda tatile gideceğiz. Gidemeyiz. Belime bak. Günaydın Yasemin. Günaydın. Söyle Meryem Hanım'a Haluk Bey bugün gelemiyor işte. Aa, neden? Beli off olmuş, çalışmıyor. Tamam. Ben batmışım arkadaşlar. Neden? Ne oldu? Selçuk Bey tam 9 günlük yer yırtmış. E ne güzel işte, sevgililer gününde de güney sahillerindesin. Bulursunuz artık birilerini. Bilemiyorum artık. Allah'ım kabus bu, kabus! Sahi ya, sevgililer günü geliyor. Haluk hayatta hatırlamaz. Selami de pek hatırlayacak gibi gözükmüyor. Kafası başka yerlerde. Yok, Selami kesin hatırlar. Bilemiyorum. Neyse. Eyvah! Sevgililer günü. Hem de bayramın 4. günü. Nasıl unuttum ben bunu ya? Ne oldu Selami Bey? Yok bir şey yok. Benim acil olarak Halil'in yanına gitmem gerekiyor. Hayrar be. Ah be. Kemal abi bir karışmasaydı. Turp gibi buğdaydı Haluk abi. Çay vereyim mi? Yok abicim yok. Yok çay mı istemiyorum. Neden? Ben gidiyorum çünkü. Çekil çekil. Hadi. Nereye abicim? Ne bu telaş? Sevgililer günü yaklaşıyor abicim. Sevgililer günü. Bir şeyler yapmam lazım. Bırak abicim böyle light işleri ya. Delikanlı adama yakışır mı? Yakışmaz ha. Yakışmaz. Onlar bizim can yoldaşımız abicim. Can yoldaşımız. Çocuklarımızın anası. Onlar hep bizim yanımızda. Hastalıkta, sağlıkta hep yanımızdalar. Bir gün olsun onları sevindirsek ne olur ha? Bir gün. Baba. Ha. Sevgililer günü geliyor. Bana ne? Para lazım. Gizem'e gül göndereceğim. Oğlum git kopar bahçeden bir çiçek ver. Ah, bak zaten belim ağrıyor. Olmaz baba. İlla ki gidip o çiçekçi bayiseye kazıklanacaksın değil mi? Yok baba ben konuştum. İndirim yapacakmış. Eğer baban da alırsa daha çok indirim yaparım dedi. Yok ya. Söyle ona taşkın erkeği çiçek almaz. Ver parayı baba ben alırım. Ben öyle taş fırın erkeği falan değilim. Taş fırın erkeği olunca bir kız bile tavlayamıyoruz. Ama. Öyle baba. Bu taş fırın erkekliğinde ekmek yok. Yok para mara. Zaten bayramda para toplayacaksın. Oradan alırsın. Vermiyorum. Ya onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. Hayır dedim. Olmaz. Ay, ay. Allah. Hoş geldin Selami amca. Hoş bulduk canım. Mahvolduk abicim, mahvolduk ya. Ne oldu oğlum? Sevgililer gününü unuttuk abicim. Bak gördün mü baba? O light erkek de ondan. Ya saçmalama abicim ya. Sevindirelim onları. Mutlu olsunlar. Onlar bizim karılarımız. Her şeyimiz onlar bizim. Yasemin Hanım. Nerede kaldı bu masajcı da? Neredeyse gelir İsmail Bey. Meraktan çatlayacağım da. Nerede kaldı bu adın? İnşallah dünkü gibi bir atın gelir de. Ay sakin olun İsmail Bey. Bunda heyecanlanacak bir şey yok. Alt tarafı masaj yaptıracaksınız. Ameliyata girmiyorsunuz ki. Öyle demeyin Yasemin Hanım. Dün akşamdan beri her tarafımı bir bakayım aldım da. Ağzımın içine o kadar fis fis sıktım ki. Ağzımın içi lavanta bahçesi gibi kokuyor. Masaj yaptırmanın ağzınızla ilgisi yok yalnız. Öyle deme Yasemin Hanım. Masajın nasıl biteceğini kimse bilemez de. Meltem Hanım, çok güzel bir pansiyon bulduk, çok hesaplı. Kaloriferli mi? Hayır değil. Kaloriferli değilse çok üşürsünüz ayol. Evet evet, hem Şubat ayındayız Selçuk Bey.
Yani oraları geceleri çok soğuk olur. Kaloriferler çok pahalı. Ama merak etmeyin, bunda yedek battaniye varmış. Soğuk olursa birer tane daha veriyorlarmış. Merhaba. Ben de tam sana geliyordum. Engin, rezervasyonu yaptırdım. Yarından itibaren tam 9 gün birlikteyiz. Bakalım tatil arkadaşlığın nasıl? Selçuk Bey, ben soğuk almışım da. Yok, hiç oyun bozanlık yok. Gidiyoruz tatile. Tabii canım, oyun bozanlık yok. Maceralarınızı bize anlatırsınız artık. Sevgililer gününde de boş durmazsınız artık. İkimiz de bekarız. Buluruz artık birilerini. Ya, evet. Yalnız böyle her gördüğümüz kızı hemen yemek ısmarlamayalım. Garanti sevgilimiz olacaklarsa yemek ısmarlarız. Yani malum yemek dünya para. Hediye almamız lazım abicim ya. Hediye almamız lazım. Jest yapmamız lazım. Oğlum daha geçen sene almadık mı? Her sene bu ya. Her sene bu sevgililer günü. Şu sevgililer gününü de Dünya Kupası gibi 4 yılda bir yapsalar olmuyorlar sanki. Çok komik. Neyse komik. Ben çok ciddiyim. Asıl Dünya Kupası'nın her yıl sevgililer gününün 4 yılda bir olması lazım. Ay, aşağı güvenlikten aradılar İsmail Bey. Masajcınız gelmiş. Uy, gelmiş mi? İsmail Bey'i görecektim. Uy! Hayır Rüşah'ım, hayır. Ben değilim, ben değilim. Dur Rüşah'ım, dur! Vazgeç! Vazgeç! Rüşah'ım, vazgeç! Oyuncak ayı alalım abicim. Saçma sapan konuşma, sakil fikirler üretme. Sakil o zaman. Şey alalım, kalp şeklinde yastık alalım abicim. Oğlum daha kaç gün var ya, şu bayram geçsin hallederiz. Bayramda bütün dükkanlar kapalı abicim. Olur mu öyle şey? Zaten bu sevgililer gününü para kazanmak için yapıyorlar. Kapatırlar mı dükkanlarını? Hadi size iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Engin, iyi eğlenceler. Sağ ol Meltem. Engin, sabah ara, konuşalım, ona göre harekete geçelim. Yavaş gidin, tamam mı? Zaten hızlı gitmeyiz. Çünkü hızlı gidince daha çok yakıyor. Hiç. Hala ağrıyor mu baba? Yok oğlum, bugün daha iyiyim. Doktorun verdiği ilaçlar işe yaradı. Demek ki bu bel çekme işini yapmasaydın şimdi ayaktaydın. Vallahi doğru söylüyorsun kızım. Zaten o belimi çekenleri ayağa kalkayım yakalarsan var ya, alaşağı edeceğim. Ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin. Hallettin mi kurban işlerini? Hallettim hayatım, hallettim. Parasını da ödedim hayır kurumuna. Onlar bizim adımıza kesecekler, eti de dağıtacaklar. İyi, güzel. Selamiler de mi öyle yapacak? Evet, gönülle beraber hallettik zaten. Anne, kurban kesmemiz şart mı? Evet anne, hayvanları kesmesek olmaz mı? Yavrum, kurban bayramı yardımlaşma demektir. İhtiyacı olan insanlara yardım etmek demektir. Bu inançlarla ilgili bir şey. Hem sonra evinde et pişmeyen bir sürü aile var. Onlar için de kesiyoruz kurbanı. Yanlış olan kesmek değil. Yanlış olan hayvanlara acı çektirerek kesmek. Bu işi gerçekten bilmeyen insanların sağlıksız ortamlarda kesmesi. Anladınız mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim, buyurun. Ay, Haluk evladım, nasıl oldun yavrum? İyi misin? İyiyim anneciğim, sağ ol. Geçmiş olsun damat. Sağ ol baba. Bir de baban iyi olsa. Siz bana karışamazsınız Müzeyyen Hanım. Ay kızım, sen bir şey söyle bari. Kendim keseceğim diyor. Hem de dana kesecekmiş. Aa, ben keserim efendim. Bu gayet kolaymış. Bunda hiçbir şey yok. Önce şöyle danayı bir yakalarım. Yere yatırırım böyle. Hah. Ayaklarını da bağlarım iyice. Sonra gözlerine de bir tülbent örterim. Alırım bıçağı elime. Aa!
Nasıl oldun hayatım? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Bak doktorun söylediği gibi birkaç günde bir şeyin kalmadı, ayağa kalktın. Evet, doğru. Haluk, bütün bunlar sen spor yapmadığın için oluyor. Biraz spor yapman lazım gerçekten. İstersen bak sabahları beraber yürüyüş yapalım. Ha? Bahar gelsin düşünürüz. İşin gücün ertelemek. Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol oğlum. Öp bakayım babanın elini. Ah. Para rica edeyim baba. Onu da yeni vermedik mi? O Ramazan bayramıydı baba. Ben de öpeyim babacığım. Öp kızım. Her öpenlerin çok olsun. Şey, para rica edeyim. Al işte. Biz bu kız büyüdü, neredeyse evlenecek diyoruz, bu para istiyor. Haluk çocuklara para ver. Ver baba, sinemaya gideceğiz. Ben tiyatroya gideceğim baba. İyi. Harcayın bakalım paraları. Baba? Nerede o? Kim? Kara kaşlı, kara gözlü bir dana. Gördünüz mü? Ne oldu ki baba? Kaçtı. Elimden kaçtı. Ama hiç merak etmeyin, benden kurtulamaz. Evet memur bey. Hah, sağ tarafında beyaz büyük bir leke var. Tamam, ama siz bırakmayın. Tutun onu, ben yüzleşmeye geliyorum. Ne olmuş dede? Ne olacak? Dana teslim olmuş. Dur dede, ben de geleyim. Sen geçer misin şuraya? Nereye gidiyorsun? O zaman biz gidelim anne. Nereye oğlum? Konu, komşu, teyze, amca, dayı, kim varsa bayramlaşacağız. Hadi. Kesin bir para hesapları var bunların. Bırak bayramı yaşasın çocuklar. Hoş geldiniz. Merhaba yenge. Merhaba yenge. Merhaba. Geçmiş olsun Haluk abi. Eyvallah. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Sayenizde bel gidiyordu vallahi. Hep Kemal amca yüzünden abi. Yoksa bizim bel çekme operasyonunda hiç vukuatımız yok. Yok vallahi. Bayramlaşmaya geldiniz herhalde. Koçu kesmeye geldik Haluk abi. Bizim kurban bu yıl belediyenin gösterdiği yerde veteriner eşliğinde kesilecek. Bu işler artık böyle olmuyor Hüseyin. Profesyonel kasaplar, hijyenik kesim yerleri, hayvan doktorları falan. Öyle sokak aralarında kesim yapmak yasak. Biz de yanımıza doktor alalım abi. Ya nereden bulacağız doktoru oğlum? Adamı hasta etme. Aşağıki sağlık ocağında bir kulak burun boğazcı var abi. Olmaz mı? Olur mu abi? Olmaz. Bizim sünnetçi Fehmi abi var. O olur mu? Sus Şükrü sus! Zaten bütün hayallerimiz suya düşürdük. Suya yattım ben onu. Abi, abi ya, ona baksana abi ya. Bugün sevgililer günü biliyorsun değil mi? Hı, evet. Hatırlayan falan yok, bilemiyorum. Baksana, saat kaç oldu? Biz daha çok bekleriz. Buyurun. İyi günler, buyurun. Gönül. Ah. Duygu Hanım değil mi? Bir dakika. Duygu. Efendim. Hı. Bana mı? Hı. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz, güzel iyi günler. Aç bakayım neymiş o? Açıyorum. Kimden bu kızı? Burak'tan. Hı. Ne bu? Aa. Bu şey, anladım. Bak, sok elini anneciğim. Sok sok. Bak, böyle el ele tutuşuyoruz. Sonra bunları da tek ellerimize girip böyle yürüyoruz. Hmm. Çok güzel. Şık bir şey. Unuttular. Kesin unuttular. Hay yani Haluk'un unutması normal de Selami'den hiç beklemezdim. E körle yatan şaşı kalkar. Neyse. Gördün mü Artım, gördün mü? Gördün mü zaman nasıl akıp geçiyor? Bugün sevgililer günü ve ortada hiçbir şey yok! Panik yapma! Nasıl panik yapma Artım, nasıl panik yapma? Bütün bunlar senin gibi light erkekler yüzünden oluyor zaten.
Sen onu bunu bırak da söyle, ne yapacağız abicim? Ne alacağız bunlara? Ne bileyim ben ya. Gidip iki tane oyuncak ayı alalım. Hani senin gibi light erkekler alıyor ya onlardan. Bence sevgililer gününü son anda hatırlayan bütün erkekler gibi iki tane peluş ayı alıp gelir bunlar. Ama hatırlasınlar da ne alırlarsa alsınlar. Gel abicim, iki tane kalp şeklinde yastık alalım. Oğlum kaç yaşında adamsın, yakışıyor mu hiç ha? Kalp şeklinde yastığa bile razıyım ben. Ben razı mıyım bilemiyorum. Oğlum kadınlar jestten hoşlanır. Ne aldığın önemli değil. Önemli olan onları şaşırtmamız. Vay. Demek sizin içinizde de bir light gizli Haluk Bey. Konuşma konuşma. Düşün düşün. Bütün bunları başıma sen açıyorsun. Ben de güzel unutuyorum. Bak sor bana, yok. Kalk biz kuaföre gidelim. Akşama kadar hatırlamazlarsa biz onları bir yere yemeğe götürürüz. Belki utanırlar. Bilemiyorum yani. Şeytan diyor ki al eline. Tamam hadi kalk kalk. Neyse. Hadi abiciğim bir sürpriz düşün. Bir sürpriz düşün. Düşünüyorum. Düşün. Hadi düşün. Lan erkek seni. Biz kuaföre gidiyoruz. Fazla geç kalmayız ama akşam için. Akşam için geç kalmayız. Hoşçakalın. Geç kalmak yok. Neyse. Aa Meltem Hanım. Ben de size geliyordum. Aa, hayırdır Emine, ne oldu? Çok seviştim, çok. Hüseyin sevgililer günü hediyesi olarak beni annemlere köye götürüyor. Sahi mi? Sahiden ya, size alasmaldık demeye geldim. Hadi güle güle. Alasmaldık. Görüyor musun Hüseyin'i? Neyse. Bir sürpriz bunu. Sürpriz nasıl bir sürpriz? Oğlum beni dinle. Gidelim alalım şu yastıkları. Ayılardan daha iyidir anasını satın. Buldum abici. Gel. Buldum. Ne çok buldun? Güzel bir sürpriz buldum abicim. Bir filmde görmüştüm. Tamam, onlara çok güzel bir sürpriz yapacağız. Sen şimdi çocukları anneannelerine göndereceksin, tamam mı? Sonra da biz buraya tek başımıza geleceğiz. Çünkü anneannelerine yol... Şu evi süslemek için harcadığımız parayla dağa kayak yapmaya giderdik. Sus abicim sus. Cimrilik yapma ya. Senin cebinde de akrep var yani. Hadi. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Her şey hazır efendim. Evet, sizler? Hazırız. Sizler de hazırsınız. Güzel. Selami. Hı. Biz yemek yerken bu adamlar ne yapacak? Bize mi bakacak? Müzik yapacaklar abicim, müzik. Canları çekmeyecek mi? Sen adamı hasta edersin Haluk. Vallahi bak hasta edersin sen. Karışma sen bunlara ya. Sen hadi git. Tamam hadi git. Gelecekler neredeyse. Gürel Aykal gibi giyindik. Tamam hadi gel. Git hadi. Evet saklanıyoruz biz. Hadi. Ya bak ne diyeceğim. Abici git seni. Bir şey soracağım. Git ya. Sus. Sus. Git sor bana. Bir sen bir şey sorabilir miyim? Abici git. Hadi git. Gördün değil mi millet nasıl kutluyor sevgililer gününü? Evet, millet kutlasın, bizimkiler maç seyretsin. Ev niye karanlık ya? Tüller müller var yerde. Onlar var. Ay ne kadar güzel. Evet. Ne ki bunlar böyle? Hepsi bu light erkek yüzünden. Bayılıyorum bu light erkeklere. Ben de Haluk'un içinde saklı olan light erkeğe bayılıyorum. Hop 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 saçmalamayın. Benim içimde light mic yok. Var abicim var. Var vallahi var. Bütün gülleri o koydu. Susalım ama. Bakın müzik ne kadar güzel. İyi de bu adamlar bize bakarken nasıl dans edeceğiz böyle? Hayatım, tatlı da var, ekşi de var. İstediğini yiyebilirsin. Selami. Efendim? Hiç bu anı bozma istersen. Tamam hayatım. Ama
de bir düşün istersen. Selami. Hayat. Ha? Hayatım. Tatlılar nefis, nefis. Tamam, tamam. Kemancı bana bakıyor. Sen bana bakın. Sahi mi? Ayıp ediyorsun. Erkek olsun istiyorsan tatlı yedireceğim. Tatlı yedireceğim. Bunu söyledik zaten. Evet. Al şu boşlarını ağacım al. Kafamı karma çorma etti. Saçma sapan konuştun yine. Mahvettin. Unutma unutma. Tek bir sene sonra bir daha olmadı. Ya. Evet. Ulan cezaevine. Cezaevine. Allah'ım. Uşaklar, sabah buraya gelirken bir hatun gördüm. Boylu poslu. Ah be, Haluk abi bir karışmasaydı, tüp gibi buradaydı. Kemal abi de ne yaptı bilmiyorum ama. O zaman kalp, ah! Oh. Ya daha geçen sene almadık mı? Her sene bu abicim ha. İyi yolculuklar, çok sevindim. Hadi bakalım. Teşekkürler. Biz de iniyoruz aşağıdan. Selami, biz yemek yerken bu adamlar ne yapacak? Bize mi bakacak? Ben ne düşünüyorum?